Böyle bak, gözle dar döndürdüm, gözle döndürdüm. Öyle. Döker. Şöyle alalım. Hocam. Bu arkadaş hepiniz ben mi? O yara da mı kazada oldu? Tabii tabii. Yerde sürüklendi. O yara bir de diğer fotoğraflar da var. Tam bir tek alabilir miyiz şöyle gazimizi? Bir şöyle. Şimdi de. Ben yanımda olmuş ama. Evet. Bir dakika şöyle bir şey olursa yürürken çekelim. Olur, olur. Yok, çok güzel. Abi. Zaten bu görüntüleri de bizde mevcut abi. Dışarıda önce ya. Telefonla arıyor. Diyor ki abicim bak beni asansörü kullanıyor. O dişini gör, hem gözlüğüm hem dişim darbede sırasında beni yere düşürdükleri sırada yüzüme vurmasıyla kırıldı. Bizi bayağı darp ettiler mi abi yere yazdın? Yerde 1-1,5 metre kadar sürüklendim ben. Boynumdan tuttu. Yok hadi bir kıvaç öyle kimde? Şey abi ütülüyor. Ben de. İnsanlıktan mı abi? Asansörde yük taşıyorlardı. Asansörün sürekli bozulmasını, asansörde yük taşınmamasını gerektiğini, asansörün tadilatının uzun sürdüğünü, protez kullandığımı, üçüncü kattan aşağıya inip çıkamadığımı bu şekilde söylediğim halde tek asansörle yük indirip bindirdiler. Asansörün kapanmasına sebep oldular. Hani olay bu husustan dolayı çıktı. Asansörün yük asansörü olmadığını, insanların kullandığını, yük taşındığı zaman bozulduğunu, daha önce birçok kez bozulduğunu söyledim. Sen bana karışamazsın, ben asansörü taşırım parasıyla değil mi? Diyerek karşılık verdi. Daha sonrasında kendi tadilatını durdurmak için yukarı çıktı. O sırada aşağı indi de eşimle kapıda konuşurken eşimi tartaklayarak olay bu şekilde devam etti. Müdahale etmek istedim. Kapşonluğumdan tutarak beni çekmesiyle ayaklarımın protez olduğundan dolayı ayakta duramadım. Yere kapaklandım. Yere düşmemle birlikte babası arkamdan sarıldı. Ziya Yılmaz da yüzüme diziyle vurarak dişimi kırdı. Yerde 1-1,5 metre sürüklendim. Ondan sonra zaten olaya polisler müdahil oldu. 155'i arayan da bendim. Öncesinde biraz tartıştıydık. Gaziyim, engelliyim, ekiplerin gelmesini istiyorum dediğimde bana gaziliğine mi güveniyorsun? Bana mı gazi oldun diyerek hakaret etti, tehditler savurdu. Yani polisler gelmese devam edeceklerdi darp etmeye. Polislerin gelmesiyle zaten ayrıldı. 2016 yılında Hakkari Dağlıca'da patlama sonucunda iki ayağım kesilmek zorunda kaldı. Kurtarılamadı, ampute oldum. Gata'da 6 ay tedavi gördüm. Sonra protez kullanmaya başladım. Başsavcıyla görüştük. Olayı üstünde duracaklarını söylediler. Şikayetimizde bulunduk. Şahitlerimiz var. Onlar da ifadelerini verdiler. Bu şekilde en kısa sürede sonuçlanmasını istiyorum. Yani gazilerin bu şekilde darp edilmesini, bu şekilde hani engelli bir gazinin ayaklarının altına alınmasını istemiyorum yani. Ben bu ayaklarımı bu şeyi vatan için, bu millet için verdiysem bana bu değer verilmemesi gerekiyor. Hani bu şekilde olmaması gerekiyor bunun. Aynı zamanda parmağımız birazcık da gözlük kullanıyorum zaten. O kapşonundan tutup çekmesiyle birlikte yere düşerken gözlüğüm kırıldı. Yani suratıma diziyle vurduğu zaman dişim kırıldı.
Yerde sürüklenmemden dolayı dizlerimde sıkıntılar oldu. Parmağımı büktüler. Hani hak etmiyorum bunları ben. Birkaç defa üzerine yürümüşler. Onunla ilgili görüntüler elimizde mevcut. Savcılığa da verdik. Biz kapıda kendisiyle konuşurken ben kişinin geldiğini bile görmedim. Beni omzumdan çekerek tartakladı. Sen nasıl gazi oldun? Senin gazine yazıklar olsun. İşte gaziliğine tüküreyim. Daha argo kelimeler de kullandı. Hani şu an kendisi orada ikamet etmiyor zaten. Biz sadece merhaba merhabadan öteye giden insanlar değiliz. Hiç bir husumetimiz vesairemiz yok. Sadece öyle merhaba, o kadar. Tam kapı komşum. Eşimin bir kere gururu ayaklar altına alındı. Yani 1,5 metre gözümün önünde sürüklendi. Korkuyorum, kendi can güvenliğim yok. İster istemez psikolojimiz bozuldu. Yani ben eşime yarın bir gün başına bir şey gelirse ne yapacağımı bilemiyorum. Benim ailem burada değil, yani kimsem yok burada. Sağ olsun gazi arkadaşlarımız yanımızda oldu. Onlar bize destek oluyorlar.